İyi akşamlar izleyicilerimiz. Ekimce Bakış programında yine bu hafta birlikteyiz. Çok değerli konuklarımız var bu akşam. Sizlerle tanıştıracağım. Yıldırım Çakmak, Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı. Hoş geldiniz Yıldırım Sağ Bey. Sağ olun, hoş bulduk. Yıldırım Bey aynı zamanda hem meslektaşımız ama tavukçuluk konusunda deneyimli, tecrübeli bir arkadaşımız. Bugün bize çok bu konuda destek olacak. İkinci konuğum Şerif Ali Karanfil, Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Şerif Ali Bey de damızlık hayvanlar konusunda bize çok ciddi katkılar sunacağına inanıyoruz. Şimdi evet izleyicilerimiz, tabii malum son yıllarda gerçekten önemli bir sıkıntıyla baş başayız. Hayvancılıkta bir türlü ucuzlayamayan ürünler, hayvansal ürünler, bir yandan da yetiştiricinin ciddi feryadı var. Yani hayvancılığa baktığımız zaman sanki yetiştirici ürününü fahiş fiyata satıyor. Ama ülke hayvancılığı hem yetiştiricinin dert yandığı hem tüketicinin dert yandığı bir noktaya geldi. İşte biz bu akşam kırmızı ete alternatif olan tavukçuluğu ya da kırmızı etteki sorunları nasıl çözeriz? Meslektaşlarımız ve sivil toplum örgütü başkanları olan Veteriner Hekim Odası Başkanı arkadaşlarımızla, dostlarımızla bu akşam konuyu ele alacağız. Malum hayvancılıkta üretimin artması, çokça üretim yapan çiftçilerimizin, yetiştiricilerimizin olması, hatta ulusal anlamda baktığımız zaman tarım hayvancılık için yapılırsa bu daha anlam kazanacak ve yem ham maddeleri ucuzlayacak. Ucuzlayan girdi maliyetlerinin en önemlisi de yem olacak ve hayvansal ürünlerimiz ucuzlayacak. Ben özellikle Şerif Ali Bey'den başlamak istiyorum. Hoş geldiniz Şerif Ali Bey. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi tabii uzun yıllar mesleğin içindesiniz. Biz de tabii iddialı bir konuyla başladık. Hayvansal ürünler nasıl ucuzlar? Ama onlara girmeden önce İsterseniz ayağınızın tozuyla Düzce'den geldiniz. Düzce'de veteriner hekimleri bir selamlayalım. Bütün meslektaşlarımıza buradan selam gönderelim. Düzce'deki veteriner hekimlik ve yapılan hizmetleri şöyle bir özetleyerek başlayalım. Evet, öncelikle böyle bir güzel programa bizleri konuk ettiniz, davet ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Bizlere hem sektörle ilgili hem meslektaşlarımızla ilgili birkaç söz söyleme imkanı verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Ben buradan hem Düzce'deki meslektaşlarımıza hem de bizleri izleyen üretici vatandaşlarımıza selam göndermek istiyorum. Çünkü bizim meslektaşlarımızın var olma sebepleri üreticilerimiz, hayvancılarımız, besicilerimiz, sütçülerimiz bunlar. Bunlara da ekstradan bir merhaba ve selam demek istiyorum. Ürünleri bol, kazançları hayırlı, bol olsun diye temenni de bulunmak istiyorum. Biz Düzce bölgesinde 100 civarında hekim, işte kamudakilerle birlikte işte 130 civarında hekimle bölge hayvancılığına hizmet vermekteyiz. Büyük kısmı da büyükbaş sektörüne hitap etmekte. Bunlardan işte 5-6 diyeceğimiz hekim ve kliniğimiz de pet dediğimiz evcil hayvanların sağlık hizmeti vermekte. Onların bakımı, beslenmeleriyle ilgilenmekte. Ama gördüğümüz manzara şu ki bu 130 hekimin içinde ağırlıklı ülke ekonomisine gıda anlamında katkı sağlayacak, beslenme anlamında katkı sağlayacak büyükbaş, küçükbaş yani eti ve sütü değerlendirilebilir hayvanlara hizmet eden bir meslek mensuplarıyla bölgede çalışmaktayız. Malum ülkemizin içinde yaşadığı süreçler devlet
Erkan'ın tarafından da zaman zaman dile getiriliyor. Evet, ekonomimiz rahat değil diye. Ama bizim sahada karşılaştığımız şöyle de bir hadise var ki, böyle zamanlar, yani biz bunu kriz diye ifade etmeyelim ama çok rahat olmadığımız, ekonomimizin çok rahat olmadığı zamanlarda insanların ilk mail edeceği ya da işsiz kaldığında ilk mail edeceği yerler, bu bizim için sevindirici, hayvancılığa mail. Seviniyoruz. Niye? Yeni üreticilerimiz, yeni üretim yapıp da ülke ekonomisine katkı sağlayacak vatandaşlarımız bu işle meşgul oluyor, tecrübe sahibi oluyor, birikim sahibi oluyor ve üretiyor diye memnun oluyoruz. Bu memnuniyetin sürekli, kalıcı ve üretimde tutulması da artık bundan sonra biz hekimlere, biz idarecilere, sonra hükümet yetkililerine düşüyor. Niye onların bu anlamda yeni atıldıkları bu sektörde ya da ilgi duydukları ya da geri döndükleri bu sektörde zarar etmemeleri için bir kısım tedbirlerin alınması gerekiyor. Yani kişinin ürettiği ürünün o aileyi ya da o kişiyi doyuracak bir nitelikte gelir getirecek formasyona büründürülmesi gerekiyor. Şimdi 2000 zannediyorum 16 yılıydı. Dünya Veteriner Hekimler Günü'nün teması sosyal korumaydı. Ben burada belki 2016 yılında değil, her yılın ana konusunun bu, devamının da diğer konular olması gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü bu sektör, yani hayvancılık sektörü, hayvancılıkta belki en rahat hizmet veren, o sektörün içinde en rahat hizmet veren ya da en rahat bu sektörün içinde olan meslek grubu veteriner hekimler gibi görünmekle birlikte, sektörün tamamının çok rahat olmayan, yani istihdamı çok rahat olmayan bir formatta gittiğini görüyoruz. Nasıl? Şimdi düşünün, işte ineğimizi sağacağız, ahırımıza gideceğiz. Altını temizleyeceğiz, ahırımıza gideceğiz. İşte onları besleyeceğiz, ahırımıza gideceğiz. Bunun devamı üzerimize gelen, o çok hoş gibi görülmeyen kokular. Devamında da biz aynı zamanda insanız, beşere münasebetlerimiz var, ailemiz var, çoluk çocuğumuz var. Bunu hem yetiştiriciler için hem hekimler için söylüyorum. Şimdi bu zorluğun içinde bu sosyal münasebeti yürütürken üzerimize sinen o kokuların etrafı rahatsız etmemesi için bir kısım tedbirler alıyoruz. Bunu parfümle bizim yok etme şansımız yok. Nahoş kokular oluyor. Temizlik yapıyoruz. İşte kendimize bakıyoruz. Kişisel bakımlarımıza dikkat ediyoruz. Bir zaman alıyor. Bu rahat olmayan sektördeki zarar etme ihtimali bu sektörden kaçışı her zaman mümkün kılıyor. Dolayısıyla bu aşamadan sonra sosyal korumanın, yani devletin desteklerinin istikrarlı, sürekli bir şekilde bu yetiştiricilerin üzerinde olması gereken, olmazsa olmazımız diye düşünüyorum. Böyle konuya bir girmiş olayım ben. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Ama tabii siz bir boyutuyla ele aldınız. İkinci bölümde özellikle veteriner hekimleri bekleyen tehlikeleri de ele alalım. Peki. Hastalık ve zoonozları. Evet, Yıldırım Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Sakarya tabii biraz daha farklı. Ağırlıklı tavukçuluk var, evet. Entegre tesisler var. Sakarya'da büyük hayvan da var ama sanırım daha çok tavukçuluk üzerine. Tavukçuluk da son dönemlerde özellikle bildiğiniz gibi ciddi anlamda kırmızı ette açık ortaya çıkınca tavukçulukta bir cazibe merkezi oldu, bir anda çoğaldı. Ama ondan öncesi ve sonrasında Sakarya'da durum herhalde aynıydı. Tavukçuluk devam ediyordu. Tavukçularımızın da çok sorunları var. Sizin bölgenizde durum nasıl? Hem özellikle meslektaşlarımızın durumu, hem tavukçuluğun durumu. Kısaca özetler misiniz? Öncelikle bizi davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Şahsım ve meslektaşlarım adına. En azından böyle bir konuşma ortamı bize sağladınız. Sakarya'da şöyle bir profil çizmek isterim öncelikle. Sakarya'da aşağı yukarı 170 bin adet büyükbaş var. Küçümsemeyecek bir rakam değil. Ama yeterli de değil. Keza 70 bine yakın küçük baş hayvan var. Ve kanatlı, özellikle et tavukçuluğu dediğimiz alanda da Türkiye ülke ortalamasının yaklaşık %15-16'sı gibi bir rakamı biz Sakarya'da üreterek işte Türkiye'nin her tarafına dağıtma imkanını sağlıyoruz. Bu konuda çalışan 3-5 tane entegre var. Bunların sayesinde olan bir şey.
meslektaşlarımızla ilgili bir profil çizmek istersek de aşağı yukarı 500'e yakın meslektaşa sahibiz. Bunların bir kısmı kamuda. Yaklaşık 130-140 tane de serbest klinisyen olarak çalışan arkadaşlar var. Keza bir 15 kadar arkadaşımız da özellikle gıda konusunda faaliyet yapan işletmelerde görev almış durumdalar. Benim Sakarya için öncelikle paylaşacağım tablo bu. Sakarya profili bu. Sakarya en azından konumu itibariyle ulaşım veya Marmara bölgesinde aktif hem sanayisi hem tarımı hem hayvancılığı bir arada götürmeye çalışan bir şirin ilimiz. Sadece bunları söyleyebilirim. Şimdi başkanım, zaman zaman tabii medyaya intikal eden tavukçuluk konusunda haberler var. Evet. Bunlar çoğu bilgili ya da bilgisiz kişi ya da kuruluşlar tavukçuluğu zaman zaman çok etkiliyor. Yani tavukçulukta gerçekten sağlığı etkileyen olaylar var mı? Şöyle paylaşmak istiyorum. Bu haberin pek çoğu biraz spekülasyon. Yani yanıltıcı haberler. Gerçek araştırılmadan, hatta biraz açmak istiyorum konuyu. Bu konuyla ilgilenmeyen, bu konuda faaliyette bulunmamış kişilerin bir şov diye düşünüyorum. Başka bir şey ifade etmek sektörü istemiyorum. Sektörü tanımayan, bilmeyen. Tabii sektörün içinde olmayan. Yani üretimin kaç günde olduğunu bilmeyen, efendim yumurtadan civcivin kaç günde çıktığını bilmeyen ya da üretimin sancılığının veya nasıl üretildiğini bilmeyen insanın ifadelerine dayanarak şey yapılan. Evet, beyaz et üzerine bir yeri geldiğinde karalama diye düşünüyorum veya algıda yanlışa yöneltme diye paylaşabilirim. Hak etmediği yerde. Peki sizce üretilen tavuk ve tavuk ürünleri, işte et ve özellikle yumurta, sağlıklı diyebilir miyiz? Ben şöyle bir cevap vereyim. En azından kontrol, meslektaşımızın kontrol altındaki tavuk ve yumurta için gerçekten sağlıklı diyebilirim. En önemli de denetlenen sektör. Aynen. Birazcık daha evet izlenebilirliğinden tutun kontrol aşamalı daha sık denetlenen bir sektör. Aynen. Peki tavukçulukta tüketim yeterli mi? Bak, tüketim tavukçulukta yeterlidir. Rakamlara çok takılmak istemiyorum ama 17-18 kilo civarında kişi başına ülke ortalamamız bu. Bu rakamın Avrupa dediğimiz ülkelerde, Amerika dediğimiz ülkelerde çok çok daha fazla olduğunu biliyorum ve Türk halkı da buna layık bence. Bunun arttırılması gerekiyor. Daha kolay erişilebilmesi, belki bu maliyeti konuşacağız. Maliyetinin biraz daha düşürüldüğü zaman toplumun her kesiminde tüketilmesi gerektiğini inancındayım galiba. Çok teşekkür ediyoruz. Maliyetleri ikinci soruyla gündeme alacağız. Şimdi Şerif Ali Başkanım, özellikle tabii program konumuz biliyorsunuz hayvansal ürünler nasıl ucuzlar. Şimdi pratikte baktığımız zaman en önemli girdi maliyetlerinin başında biliyorsunuz yem geliyor. Hem tavukçuluk için hem büyükbaş için. Burada çözüm sizce nasıl olur? Nasıl olmalı? Evet, hayvancılığımızın ana sorunu yani bu sektörden kaçış ya da bu sektörde üretilen ürünlerin maliyetlerinin yüksek oluşundan kaynaklanan tüketim azlığının bizim kafamızda oluşturduğu düşünce yem fiyatlarıyla ürün fiyatları arasındaki dengesizlik olduğunu biliyoruz. Şimdi biz yem maliyetlerini düşürdüğümüz zaman haliyle ürün maliyetleri de düşecektir. Düşük maliyetli ürünün piyasada arzı da düşük fiyatta olacağına tüketim de bir o kadar fazla olacaktır. Yani bu artık ekonomist olmaya da gerek yok ya da teknik bir eleman olmaya da gerek yok bunları tespit edebilmek için. Bizim sektörümüzde bu nasıl yapılabilir kısmında şimdiye kadar nasıl yanlış yapıldı da buraya gelindi kısmını konuşarak da çözümü bulmuş oluruz. Kısaca alalım. Kısaca söyleyelim. Şimdi bizim
benim çocukluğumdan da hatırladığım, kendi şu anki ilçe, o zaman kasaba diye tabir ettiğim, yaşadığım yerde hayvanlarımızı otlatabildiğimiz, kendimize ait arazilerimiz ya da ortak şey, çayırlık ya da meralık, mera dediğimiz alanlarımız var idi. Arazideki özellikle bu paylaşımın getirdiği, arazilerin bölünmesinin sonucu bu hayvancılığın rantablı bir şekilde yapılamayışı sonucunu doğurdu. Bu ilk sebeplerden bir tanesi. Yani araziler bölüşüldü. Evet, son zamanlarda çıkan mevzuatlar arazilerin parçalanmasının önüne geçmeye yönelik tedbirler. Ama önceki yanlış... Ona şöyle de diyebilir miyiz? Meraların amacı dışında ıslahı. Yani meralar amacı dışında sanayicilere ya da daha farklı sektörlere verilmesi hayvancılığı ciddi derecede etkiledi. Şimdi bu, ben birinci kısmını özel mülkiyetlerle ilgili söylüyor idim, yani parçalanmanın getirdiği sonuç. İkinci kısmı da evet, çayır ve mera alanlarımızın maalesef kanunumuza rağmen çünkü uygulayıcıları bunların insan, unsur insan, bir takım rantlar, yani çok ifade etmek istemiyorduk ama maalesef işte bir takım kısa vadede rant gibi görülen işte yapılaşmalara açılmalar, düzensiz kullanımlar sonucu bu alanların da çarçur edilmesi sonucunda bizim hayvanları besleme maliyetlerimizde artmalar oldu. Bunun başka sonuçları da olacak, onu da ifade edeceğim ama ilk etaptaki sonuçlarını söylüyorum. Biz bu arazileri tekrar kullanmakla ilgili mera ıslah projeleri yapmaya başladık. Tarım müdürlükleri aracılığıyla ve bölgemizde bizim ıslah ettiğimiz meralarımızdan aldığımız sonuçların da pozitif yansımalarını da gördük, bulduk. Şimdi bizim kendi işte adını zikretmeye gerek yok ama köyümüzün bir tanesinde mera var, bakımsız, yani kullanılmayan bir mera, kullanılamayan bir mera, rantablı olan bir mera değil. Bu mera o bölgedeki hayvan popülasyonunu o günün şartlarında rakamlaştırayım. İşte 100 hayvanla o bölgede hayvancılık yapılırken o mera ıslahından sonra bölgedeki hayvan varlığı 3'e 4'e katlandı. Bunun anlamı ne? Ürettik. Et ürettik. Bunun anlamı ne? Süt ürettik. Bunun bir anlamı ne? Yani bu hayvan popülasyonunun artmasının bir diğer anlamı ne? İş ve istihdama da çözüm bulmuş olduk. Yani o meraların ıslah edilip tekrardan hayvancılığa kazandırılması, daha önce yapılan o bakımsız ya da işte meralara gereken önemi vermeme ya da oraları çarçur etme, başka türlü amaçlarla kullanmanın sonucunun getirdiği dezavantajları kapatmaya doğru biz somut meyvelerini gördük. Ha, demek ki biz elimizdeki arazileri, meraları bu tarz bakımlarla, bu projelerle, bakımlarla getirirsek biz üretimi artıracağız. Yani biz yem maliyetlerini düşüreceğiz. Evet. Hatta ben çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Şimdi aynı zamanda klinik yapıyorum ben. Evet. Klinik yaparken kış sezonunda bizim maliyetlerimiz, yani hayvan bakarken kişilerin ilk hesabı maliyetler. Ben bu hayvanı nasıl yaşatacağım? Sonra nasıl buna gıda verip de, az gıda verip de çok ürün alacağım, et ve süt alacağım. Bunun hesabındalar. Şimdi gençler artısını eksini çok hesap ediyor. Bir yetiştiricim var benim. Kendisine sağlık hizmeti verdiğim bir yetiştiricim var. Maliyetler artınca ya enteresan bir çözüm yolu buluyor. Diyor ki bana ifade ediyor. Yani aslında çıkış yolu bu. Ama onun düşünmesi güzel. Ben bu kışı bu hayvanları öldürmeyecek şekilde beslemem lazım. Yani ben ürünü beklemiyorum diyor. Ürün almaya çalışmıyorum ama ben bunları öldürmeden bu kışı geçirmem lazım. 2 ay mı, 3 ay mı? Ne zaman ki güneş açtı, yerde yeşillik gördü, buraya çıkaracağım. Yani maliyetsiz bir ya da maliyeti az bir beslemeyle ürün alacağım. Size de ekonomik ürün takdim edeceğim diyor. Şimdi burada aslında biz programlarımızda, daha önce de aldığımız konuklarımızda özellikle ırk seçimi, bölgelere göre ırk seçimi, yerli ırkların Şerif Ali Başkanım'ın dediği gibi meradan istifade eden ırkların geçmişte çok olması yem maliyetlerini düşüyordu ciddi derecede. Hatta koyunculuğun yok olması, işte koyunculuk biliyorsunuz hep meraya dayalı bir hayvancılık. Koyunculuk durumu nasıl Düzce'de? Biraz önce ifade ettim, bizim özellikle mülkiyet sorunumuz var. Kamusal arazimiz çok fazla yok. Bunun getirdiği sonuç olarak da koyunculuk yapılabilir arazimizde
çok fazla yok. Özellikle coğrafyamızın büyük kısmı fındık ekili ve bu fındığın da bir ihraç malı olduğu düşündüğümüzde getirisi iyi olan bir ürün olunca alternatif bir şey düşünülmeyen bir bölge olduğundan koyunculuk bizde çok yaygın değil. Ancak biz son yıllarda özellikle bu genç çiftçi desteği kapsamında koyun verilen yetiştiricilerimize bizim yıllardır söylem yapıp bunu yapın diye yaptıramadığımız işleri bu proje sonunda yapan çiftçilerimizin memnuniyetlerini görünce mail etmeler başladı diğer vatandaşlardan da. Niye? Bizim kendi coğrafyamızda olan o bitki örtüsü, fındık dediğimiz fındığın altındaki otu biz yakın bir zamana kadar ilaçla kurutmaya çalışıyorduk. Ya da kesmeye çalışıyorduk. Bir işçilik veriyorduk. Ekolojik olarak denge bizde bozuluyordu. Ama bu koyunla birlikte hem gübreleme işi, hem otun altını, otu fındığın altındaki otu temizleme işi koyun tarafından yapılabilirliği görülünce ben önümüzdeki günlerde bu anlamda umutluyum. Küçükbaş hayvancılık bölgemizde de inşallah yapılacak diyorum. Yani çünkü artık örnekleri çözüm zor olunca olaylar, girdili maliyetleri çoğalınca, ürün maliyetleri artınca zor kendiliğinden çözülüyor. Kendiliğinden çözülüyor. Teşekkür ediyoruz. Yıldırım Başkanımıza gelelim. Şimdi özellikle tavukçuluk alanında Sakarya çok önemli bir ilimiz. Sanırım son günlerde gerçekten tavukçulukta da aynı sorun baş gösteriyor. Ürünlerin yeterince piyasa bulamaması, yani fiyatların artması, yem maliyetlerini çok tartışılır hale getirdi. Hatta fasoncuların nakliye bedellerini yetiştiricilerin istemesi vesaire vesaire. Hepsi doğru. Tavukçulukta durum nasıl? Yani tavuk konusuna baktığımız zaman tavuk etinin ya da yumurtasını nasıl ucuzlatabiliriz? Şimdi o konuda yine en temel girdi tavukçulukta beslenme, ham madde diye ifade ettiğimiz. Türkiye'de de malum nedenlerden veya bahsi geçen nedenlerden tarımsal arazinin yeterli ekilememesi, analizlerinin yeterli yapılmaması, uygun olmayan ürünlerin yönlendirilmesi veya tarımla uğraşan çiftçilerimizin günün şartlarına göre karlı olduğunu düşündüğü besinleri ekmek, buna yönelmesi neticesinde hem büyük hani hayvancılıkta hem de tavukçulukta dediğimiz girdiliği oluşturan ham maddeye ulaşmak zor, yetersiz kalıyor. Bu nedenle de ki ülkemizde en basit bizim tavukçuluk için söyleyeceğim soya üretimi yok diyebilirim. Biz bunu yurt dışından getirmek durumunda kalıyoruz ve bunlar bir maliyeti ciddi anlamda yansıyor. Mısır'da da sanırım son dönemlerde Mısır öyle. Aynı yani dediğim o çiftçi ekmek istemiyor, ekemiyor, karlı gelmiyor. Tabii onlar da belki kendi açısından haklı. Çiftçinin de girdi maliyetle yükseldiği için. Gübre, mazot, enerji maliyeti hepsi bunlar bir değer artışına girdiği için. Vatandaş çiftçi ekmek istemiyor. Bunun neticesinde ham maddeleri dışarıdan getiriyorsunuz ve bunlar bir maliyeti yükseliyor. İkincisi enerji maliyeti yüksek. Bunun ismini ne koyarsanız koyabilir, isterseniz elektrik deyin. Yani son 2 senede %30'dan fazla oranda bir artış var enerjide. Bunlar bu maliyeti yükseltiyor. Keza yine ülkemizin bir gerçeği %22 oranında ne diyelim insana dayalı girdi maliyeti yükselmiş durumda. Sonuçta bunların her biri bu beyaz et üretiminin maliyetine yansıyor ve bir şekilde kaçınılmaz son kendini gösteriyor yani. Şimdi şeyde tavukçulukta ciddi anlamda son günlerde fiyat pahalılığı gündeme geliyor. Evet. Sektörle ilgili. O konuda bilgi verebilir misiniz? Şimdi o konuda şöyle söylenebilir. Bu her zaman görülmüştür. Bazı büyük firmalarımız piyasayı daha çok ele geçirme arzusu ile bir haksız müdahaleye giriyor. Ve bunun neticesinde küçük dediğimiz çapı veya daha bölgesel firmalar
bu konuda mağdur durumda düşmüş oluyor. Büyük firmaların alım güçleri daha fazla alırken kazanıyorlar. Yetiştirme imkanları daha fazla, yetiştirme maliyetlerini olabildiğince küçük firmalara göre düşük tutuyorlar. Bunun karşılığında pazarda daha fazla pay sahibi olabilme şansını yakalıyorlar ve bunu bazen talihsiz bir şekilde yanlış yolda kullanmaya giriyorlar. Tabii bu çok hoş değil. Bence bölgesel entegrelerin olması lazım. Entegreler bununla uğraşacak yerine, uğraşma yerine çiftçiyi veya yetiştirme maliyetlerini düşürecek tedbirler alması lazım. Yeri geldi çiftçiyi desteklemesi lazım. Ülkede bir soya ekimini teşvik etmesi lazım. Ve bahsi geçen entegreler gerçekten büyük yatırımlar yapmış durumda ama kazançları da büyük. Burada ülke ekonomisine artı değer kazandıracak müdahalelerde bulunabilirler. Ve bu kadar hoş olmayan duyumlar olmaz diye düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz. Yıldırım Başkanım, bir dahaki soruda da nasıl bu hayvansal ürünleri ucuzlatacağız? Onu da alacağım. Evet Şerif Ali Başkanım, ben şunu sormak istiyorum özellikle size. Şimdi bu son yıllarda özellikle birkaç defa düşük faizli, hatta hibe destekleri oldu hayvancılığa. Çok cazip oldu. Yani tavukçulukta da var. Çok cazip oldu. Bu cazip noktada da çiftlik kurma, hayvancılık yapma furyası doğdu. Bunun da psikolojik etkileri var sanırım. Umdukları gibi gitmedi. Başladılar, bıraktılar. Değil mi? Bu da yetiştiriciliği, hayvancılığı çok kötü etkiledi. Gerçek hayvancılar moralmen çok küstüler, bıraktılar. Türkiye'de şu an yeterince bir üretim organizasyonları göremiyoruz gibi geliyor. Bu da hayvancılığın, hayvansal ürünlerin faaliyetlerini ya da fiyatlarını yükseltti diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Evet, bu konuda sizin bu tespitlerinize katılıyorum ve konuyu ben kendi bölgemizden örneklerle biraz daha açmak istiyorum. Tabii. Zannediyorum 2007 ya da 2008 yıllarıydı. İşte 7 yıllık süre içerisinde ödenecek, 2 yılı sadece faiz ödemeli, diğerlerine ana para ödemeli gibi bir takım cazip imkanlarla sektörle hiç ilgisi olmayan sermaye sahiplerinin biz girdiğini gördük. Şimdi o günlerde matematiksel, yani mühendislik hesapları yapılıyordu. Evet, bu sektörde de mühendislik hesabı yapılmalı. Ama canlının olduğu yerde 2 kere 2 çoğu zaman 4 etmiyor. Bazen 3, bazen 5 ediyor. Biz meslek grubu olarak bunun bilincindeyiz. Ama sektöre giren, bu sektörle hiç ilgisi olmayan sermaye sahipleri ya da hayal kuran kişiler bu hesabı tutturamayınca sektörde kötü örnek olarak gördükleri bu hal sonrası hem bir takım ekonomik kayıplara uğradılar hem de hayalleri kayboldu. Benim en çok üzüldüğüm ekonomileri değil. Yani evet ekonomide bir kayıp ama hayallerinin kaybolması önümüzdeki dönemlerde bizim hayvancılık dediğimiz işte hem etiyle hem sütüyle hem yumurtasıyla insanın açlığına katkı sağlayacak ya da doymasını sağlayacak ürünlerin oluşmasına sürekli bir şekilde hizmet vermesi gereken kişiler veremez hale gelmesi beni üzüyor. Yani manevi anlamdaki kayıpları beni üzüyor. Bu sektörde devam etme işleri beni üzüyor. Çünkü bu örnekler arkadan gelen diğer daha küçük sermaye sahiplerini ya da küçük yetiştiricileri, aile tipi işletmeleri bile olumsuz etkiliyor. Bu anlamda üzüldük. Ama şunu bilmeliyiz ki canlının olduğu yerde bir takım riskler vardır. Hesap yaparken 2 kere 2, 4 değil 3 hesabı yapılmalı. Yeri gelir 2,5 hesabı yapılmalı. Yani bu hesapla birlikte, planlamayla birlikte ya da bir uzman nezaretinde, bir hekim nezaretinde bu planlamalar yapılırsa doğru sonuçlar, doğru meyveler verir ve doğru yatırımlarla biz yine üretmeye devam ederdik. Benim kendi bölgemde 7 tane büyük işletme yapıldı. Yani binbaşı ve üzeri işletme olarak söyleyeyim. O yıllarda bunlardan şu an 3 tanesi aktif ve bu 3 tanesi de bir şekilde o içindeki materyali yani canlıyı değiştirmek zorunda kaldılar. Çünkü canlının olduğu yerde risk fazla olacak.
bir takım salgın hastalıklar olacak, bir takım bulaşıcı hastalıklar olacak, bir takım verim kayıplarına sebep olan hastalıklar olacak ya da hastalık olmasına da gerek yok. Tabiatı içerisinde belki işletmenin yıllık %25'inin değişmesi gereken bir materyalle karşı karşıyasınız. Bu hesabı yapmayan o sermaye sahiplerinin yatırdığı paralar maalesef işte ekonomik kayıp olarak ya da sektörden kaçış olarak bizde yansıma buldu. Ama son zamanlarda özellikle hani faizsiz kredilerin çıkması ki ben bu anlamda bunun sürekliliğini de arzuluyorum, bekliyorum. Niye? Faizsiz kredi, evet, buradan bir bankanın ya da devletin kaybı işte 10 barem üzerinden hesap ettiğimizde alamadığı 2 lira falan olacak gibi düşünüyoruz. Ama bu sermayenin yani faizsiz olan kredilerin sektöre girişi bir şekilde üretimi teşvik edecek. Devamında 2 sene, 3 sene, 4 sene sonra bunların sahaya yansımaları yani piyasaya arz olunan tarımsal ürünlerle birlikte, hayvansal ürünlerle birlikte zaten ekonomiye pozitif yansımaları olacaktır. Yani benim ısrarla vurgu yapmak istediğim sektöre düşük faizli krediden ziyade yapanlara faizsiz kredilerle bu sektörün sürekli desteklenmesi. Çünkü dünyanın her ülkesinde hayvancılık sektörü mutlaka ve mutlaka sosyal koruma altına giden bir sektör. Yani her zaman yetiştirici, yatırımcı kendini güvende ve rahat hissetmeli. Ben zarar etmeyeceğim düşüncesiyle gitmeli. Zararı gördüğünde biraz önce ifade ettiğim o kokuların içinden kaçış çok rahat mümkün oluyor. Bu da bizim üretimimizi olumsuz etkiliyor. Teşekkür ederim. Şimdi Yıldırım Başkanım, bir izleyicimiz diyor ki, herhalde program başlığımızı çok beğenmedi. Hayvansal ürünler nasıl ucuzlar dedik. Ama biz girdi maliyetlerine atıfta bulunduk. Enerji maliyetlerinin düşürülmesine. Ama diyor ki 8 liraya tavuk, 50 kuruşa yumurta yiyoruz. Daha neyi ucuzlatmak istiyorsunuz diyor. Şimdi hakikaten böyle mi? Yani gerçekten 8 TL'ye tavuk, 50 kuruşa yumurta mı yiyoruz? Doğru. Şu an 8 lira tavuk yiyoruz. O tavuktan alıp belki birkaç kişi çok daha rahat yiyip tüketebiliyor ve beslenebiliyor. Ama bunlar işte bazı hesapların, ki tavukçuluk sektörü bu hesabı çok iyi yapmasını bilen bir sektör, yapılmasının neticesinde şekillenen bir şey. Üretimin maksimum düzeyde veya üretim girdilerinin kontrol altında olmasıyla şekillenen bir şey. Başka bir ifadeyle de şunu söyleyebilirim. Tavukçuluk sektörü şu an daha ağırlıklı olarak özel sektörün elinde ve özel sektörde hesap yapmayı gerçekten iyi biliyor. Sonuçta 50 kuruş yumurtadan bahsediyorsun. Tamam, ama yumurta değeri yani Türkiye'de yani 180-190 taneye geçmiyor ki kişi başı. Bunun daha artması lazım. Günlük bir yumurta bir kişinin tüketmesi lazım. Çocuğumuzun, geleceğimizin bunu günlük, ki en büyük protein kaynaklarından ve ucuz protein kaynaklarından birisi, bunu her gün tüketmesi lazım. Ve maalesef 50 kuruşu biriktirip her gün, bırakın haftada bir tane çocuğuna yumurta yediren toplumlarımız da var, ailelerimiz de var. Biz bunu daha ucuz, daha pratik hale getirme mücadelesini vermek zorundayız. Herkesin bunu tüketmesini, dediğim gibi rakamların 170-180'lerde değil de 300'lere tırmanmasını sağlamak zorundayız. Tavuk eti 18 kilolardan bahsediyoruz. Bunun neden 30-35 kiloya çıkması mümkün olmasın ki? Bunun için ne yapmak gerekir? Evet, yine girdilerimize müdahale ederek, maliyetlerimizi düşürerek toplumun her kesiminin almasını sağlamak lazım. Bunu ben böyle bakıyorum. Neden daha ucuzda olmasın? Neden herkesin çok daha rahat ulaşılabileceği bir besin, protein kaynağı olmasın ki bu ürünler? Aslında Sayın Başkanlarım, ben de şahsi fikrimi söyleyeyim. Biz daha önceki programlarında temel olarak şunu işledik. Ülkede tatlılar var. Şu an 50 TL ile 150 TL arasında kilogramı satılıyor. Ama kimse... Bu tamam, tatlı sektörü de olsun, biz onlara da sözümüz yok, ama kimse onlara pahalı demiyor. Ama garibim, girdi maliyetlerine baktığınız zaman, Şerif Ali Başkanım da, Yıldırım Başkanım siz de dediniz, yani yapılması çok zor bir sektör. 24 saat başında duracaksınız, hastalıkları var, gecesi var, gündüzü var, hep çalışacaksınız.
Şimdi hakikaten burada bir altın çizmek lazım. Yani bir algı oluşturuluyor, hayvansal ürünler pahalı. Aslında bana sorarsanız şahsi fikrim, hayvansal ürünler pahalı değil. Çünkü girdi maliyetlerine baktığınız zaman hatta ucuz gibi geliyor bana. Çok da ucuz geliyor. Onun için biraz da konuyu şöyle değiştirelim. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Siz tabii sivil toplum örgütü başkanısınız. Veteriner Hekim Odası başkanlarısınız. Ben şöyle sormak istiyorum. Son günlerde veteriner hekimlerin de çok ciddi hak kayıpları söz konusu. İsterseniz Şerif Ali Başkanım'dan başlayayım. Sonra Yıldırım Başkanım'a sorayım. Buraya gelirken tabii veteriner hekimlerin de sizden beklentileri var. Veteriner hekimler tabii köylünün, hayvancının durumu bu halde olunca onların durumu da gerçekten zor. Son günlerde bakıyorum sosyal medyaya işte bir hayvancılıkla uğraşanların salgın hastalıklara yakalanması, hayvanların tepmesi sonucu yaralanmalar, ölümler. Dolayısıyla ben buradan ölen meslektaşlarımıza rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Ama siz ifade edin isterseniz meslektaşlarınızın beklentilerini. Evet, siz de bizle aynı mesleği paylaştığınız için bunları bizzat da yaşayan, bilen bir meslektaşımızsınız, bir başkanımızsınız. Ben de ifade edeyim hem o meslektaşlarımızın beklentileri hem kamuoyunun bizleri nasıl bilip nasıl bilmesi gerektiğiyle ilgili açıdan da bir sunum yapayım, bir ifade de bulunayım. Şimdi bizim mesleğimiz 7 gün 24 saat esasıyla çalışan bir meslek. Bakın kışın, şimdi klinisyenlik yapıyorum aynı zamanda. Kışın insanın çok affedersiniz yani o sıcak yatağında, tatlı uykusunda bir taraftan bir tarafa dönmeyi ar ettiği bir zamanda gecenin ikisinde, gecenin üçünde bir zır telefon, alo işte veteriner bey ineğim doğum yapıyor ya da işte ineğim doğum felci oldu. Bu ifadeyi duyduktan sonra ne o sıcak yatak size rahat gelir, uyuyabilirsiniz, kalkıp o hizmeti vermek zorundasınız. İnsanların o sıcak yatağında, o iklim şartlarında sağdan sola dönmekte zorlandığı zamanlarda bizim meslektaşlarımız o yatağından kalkıyor. O köy yolunu işte 10-15 kilometre köy yolunu gidiyor ve o soğuk elbiseleri... Göründüğü gibi değil diyorsun. Soğuk elbiseleri giyip hayvana sağlık hizmeti veriyor ki üretimde tutulsun. O kişinin sahibi olarak da o kişinin hayalleri yıkılmasın. Canı olarak bildiği, mal olarak bildiği materyaline sağlık hizmeti veriyor. Bu bir fiziki dezavantajı yaşadığını anlattım ama onun dışında bir de görülen görülmeyen bir takım hastalıklarla da sağlığını risk ediyor. Risk altında oluyor. Yakalandım, bruseloza ölümden döndüm. Allah bütün meslektaşlarımızı korusun diyorum. Tabii tedbirleri de alsınlar. Böyle zor bir mesleğin, maalesef kamuoyu tarafından da kolay yapılabilir meslek olarak algılanmamasını da istiyorum. Fedakarca çalışan meslektaşlarıma da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Yıldırım Bey, siz de programımızın sonuna geldik. Meslektaşlarınız için ne arzu ediyorsunuz? Meslektaşlarımızın Türkiye'de hak ettiği yerde olmadığı kanaatindeyim. Meslektaşlarımızın kaybettiklerinin telafi edilmesi gerektiğine kanaatindeyim. Meslektaşlarımızın çiftçilere karşı yaklaşırken bazı tereddütler yaşadığını gözlemlemiş durumdayım. Bunlar önüne geçmek lazım. Ve bu konuda da yetiştiricilerimizin meslektaşlarımıza gereken desteği vermesi, onun çalışma koşullarını iyileştirmesi, yani buradaki anlam şudur ki karşıdaki menfaat içerisinde onların daha fazla bilgi, daha fazla tecrübe ve kendi menfaatlerini daha iyi sonuca alması koşullarını sunması lazım. Bu hem ülke hayvancılığının hak ettiği yeri daha üstüne çıkmasını sağlayacaktır. Hem de meslektaşımızın bir kere daha çiftçimizin yanına giderken taşıması gereken endişelerden uzaklaşmasını başaracaktır. Ben bu açıdan bakıyorum bu olaya. Yani ekleyecektim bunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Söz alabilir miyim? Özür dilerim. Çok kısa. Çok kısa ifade edeyim. Biz bu girdi maliyetlerini düşürürken üretici birliklerimizin özellikle kendi üyelerine olan
ARGE ve eğitim faaliyetleri üzerinde özellikle yoğunlaşmalarını önereceğim. Ticari faaliyetten ziyade bu tür faaliyetlere girmesi verimi artıracaktır. Haliyle gıdanın birim maliyetinde düşecektir. Bu bir. İkincisi, kendim aynı zamanda Sayın Başkanımın belki gündeminde olan tavukçulukla ilgili konuda ben bir üreticiyim. Buradan biz bunu tüketen halkımıza şunu ifade etmek istiyorum ki gerçekten sektör çok iyi denetleniyor ve gıdada hiçbir kirlenme yok. Tavuk etini de güvenle yiyebilirler. Ben kendim yiyorum, çoluk çocuğuma yediriyorum, kendim üretiyorum. Nasıl denetlendiğini de görüyorum. Tavsiyem de onların güvenle yemesi. Bir takım spekülasyonlara itibar etmemesi. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanlarım, ayağınıza sağlık. Çok değerli bilgileriniz için ayrıca kanal ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. İlerleyen programlarda yine farklı konularda sizleri misafir etmek isteriz. Evet izleyicilerimiz, biz hayvansal ürünlerin ucuzlamasını ele aldık ama başkanlarımın ortak arzusu hayvansal ürünlerin ucuzlaması için girdi maliyetlerinin çok ciddi anlamda düşmesi lazım. Aksi takdirde hayvansal ürünlerin çok ucuz satıldığından yanaydı. Buradan yetiştiricilerimize çok selamlarımızı iletiyoruz. Özellikle balıkçılarımızın, avlanma balıkçılarımızın da çok sorunları var. Yakın bir zamanda özellikle Atıf Kaptanımızı, Atıf Malkoç'u burada konuk edeceğiz. Kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Özellikle deniz ürünlerimizin de bu noktada yeterince tüketilmediği ve avlanma balıkçılarında çok ciddi sorunları var. İlerleyen programlarda avlanma balıkçılarını temsilen Atıf Kaptanımızı, Atıf Malkoç'u burada konuk edeceğiz. Evet izleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta farklı konu ve konuklarla buluşmak üzere iyi akşamlar diliyoruz.